da kocam çocuğumu Kıbrıs'a kaçırdı dedi. Ben bir aydır oğlumu göremiyorum. Nerede? Kıbrıs'ta babasının yanında. Seda ve Uğur'la ekibi soluğu Kıbrıs'ta aldı. Büyük buluşma. Aşkım, anne gel. Az sonra. Bebeğim. 29 yıllık sır çözülüyor. 29 yıl önce sokağa bırakılan Kübra gerçek ailesine kavuşuyor mu? Bir insan annesini gördüğü zaman bir hani titreşim olur içinde diyordu. Ben de o olamadı bilmiyorum. Kübra'yı ailesine yaklaştıracak sıcak gelişme ne? Ben Kübra'nın annesi olabilirim diyen Meryem Hanım DNA testinden sonra hangi kararı aldı? Ama belki de kadın bilmiyoruz ki. Belki utandı. Meryem Hanım'ın yeğeni canlı yayında hangi önemli ipucunu açıklayacak? Çok özel canlı yayın az sonra. Stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sağ olun, bugün yeni konularla karşınızdayız efendim. Canlı yayın telefon numaramız 0212 702 90 90 0212 702 90 90'dan bize anında ulaşmanız mümkündür. WhatsApp ihbar hattımız 0549 214 10 10 0549 214 10 10'dan bizlere görüntü gönderin, bizimle görüşün, bize ulaşın. Ayrıca efendim sosyal medya hesaplarımız facebook.com/sedaveuğurla, Instagram hesaplarımız global medya Seda ve Uğur'la, Uğur Arslan VIP, Seda Sayan. Evet, başlıyoruz. Evet, Fatma bize geldi, dedi ki ben kocamı ve çocuğumu istiyorum. Nerede Fatma'nın kocasıyla çocuğu? Görelim. ...1.33 boyundaki bedensel engelli Fatma'ya kaynana eziyeti. Devamlı işkence yapardı bana. Kaynanası Fatma'yı minik bebeğinden ve eşinden neden ayırdı? Kızım, seni çok özledim bebeğim. Ne olur kızımı getir gayrı. Fatma eşini çok seven bir anne. Ama bedensel engelli genç kadın... ...kaynana kabusu yaşayan milyonlarca gelinden biri. Boyum 1.33. Ben 2015 yılında evlendim. Kaynanam devamlı bana eziyet ediyordu. Kaynanamdan işkence gördüm. Devamlı işkence yapardı bana. Ben 42 kiloydum. Kaynanam devamlı bana odun dağıtıyordu, kömür dağıtıyordu. 33 kiloya düştüm. Kulak zarım patladı. Evden kaçtım. Devamlı eziyet etti bana. Ben de evden ayrıldım. Ama evden nasıl ayrıldığımı sahiplerim 33 kiloya düştüm. Benim kulağımın zarı patladı. Fatma şimdi eziyet gördüğü evde kalan eşini ve küçük kızını göremiyor. Beni eşimden iki sene oluyor ayrılalı. Ama hala birbirimize yarışıyor, ediyor. Birbirimizi çok seviyor. Derviş, beni seviyorsan ne olur ayrılma benden. Kızımızı düşün, beni düşün derviş. Ben seni çok seviyorum. Annene sakın anneden korkma.
Kız, ben sana bir şey yaptırmam deriz. Kızımı istiyorum ben. Kızım için de her şeyi çabalayacağım ben. O benim bir tanecik yavrum ya, göz bebeğim. Ona hasrettim ben ya. Fatma'nın annesi de kızının gördüğü eziyetleri şu sözlerle anlatıyor. Eliyle doğmadı, diliyle doğdu. Benim çocuğum doğum yaptı, çocuğunu bir kere kucağına vermedi. Kendi aldı çocuğu kucağına. Fatma şu işi gör, Fatma bu işi gör, Fatma şöyle. Fatma'yı kızına kavuşturmak, eşiyle yeniden buluşmasını sağlamak için canlı yayında ağırlıyoruz. Tamam, sahip çıkıyorum. Tabii çıkacağım. Ölene kadar sahibim ben sana, ölene kadar yavrum. Fatma gel yanıma hayatım, üzülme, gel. Böyle ağlayan Fatma'nın annesi Hatice Hanım çok haklı. Çünkü kızının gördüğü eziyetten ve Fatma'nın kocasını görememesinden, evladını görememesinden Hatice Hanım da çok üzgün. Aslında Fatma'nın kayınvalidesi Fatma'yı görüp kendi beğenmiş. Çünkü Fatma'nın kocası da Fatma gibi mental rahatsızlığı olan. Tamam, içki su iç biraz. Biraz su iç gibi, biraz sakinleş biraz, dur. Değil mi Fatma? Evet. Nasıl oldu, nasıl tanıştınız, bir anlat. Görücüsüyle tanıştık ablacığım. Hatice Hanım'ı biraz dışarı alalım, ben bir Fatma ile konuşayım. Hatice Hanım bir sakinleşsin. Hadi canım. Fatma anlat hayatım, kayınvaliden seni gördün mü? Yani görücü usulü mü? Görücü usulüyle oldu. Evet ablam. Tatlım. Gördü, beğendi. İlk evet. Zamanlar beni sevdi, etti. Hani derler ya, cicim ayına derler. O gün bitti ablam, beni değişti yani. Benim sahibim yoktu ablam. Gelenim giderim yoktu. Yani kardeşim ne hiç sahip çıkmazdı bana. Yani seni alana kadar iyiydi. Evet. Evlendin, her şey yolunda mıydı? Bir, 3 ay içinde yolundaydı. Onun kocanla sonra... mutlu muydu? Evet, hem de dervişle. Nasıl? Evet. Mutlusunuz. Evet. Kaynananın evinde oturuyorsunuz. Evet. Kadın ne yapıyordu size? Ablacığım benim nefes sağlığım ne var? Bana olmadık işler yaptırıyor. Cam sildiriyor, kapı sildiriyor. Çamaşır serdiriyor. Yani her iş yaptırıyor bana. Ben 33 kere düştüm ablam. Kulağımın zarı patladı. Midem güçlüldü. Ben zor kaçtım evden ablam. Çocuğun kaç yaşında? Çocuğum şimdi buraya 8. ayının ikisinde doğdu. Ne kadar? 1,5 yaşında. 1,5 yaşında? Evet. Peki kaynanan seni sokağa mı attı? Ben kaçtım ablam. Neden kaçtın? Çünkü gücüm yetmiyordu ablam. Bittin yani artık. Evet, tükendiydin gördün. Peki kocana demedin mi dervişe yürü beraber kaçalım, bu nedir benim bu çektiğim eziyet? Demedin mi hayatım? O da engelliydi ablam, o da annesinin eline bakıyordu. Ha. Annesi bir babası çalışıyor. Çocukta bir şey var mı? Çocuğumun damağı yok. Ne engeli var eşinin, dervişin? Dervişin elleri titriyor. O da onun gibi mental engelli. Ayak yok. Zor yürüyor yani. Zor yürüyor. Evet. Senin kulağın niye patladı? Bir darbe bir şey mi geldi? Bilmiyorum ne olduysa işte. Düştüm ve bir şey mi oldu? Yani çok kavga oluyordu o zamanlar. Kavga oluyordu. Evet. Devamlı kavga çıkıyordu evde. Ben onu ayırmaya çalışırken... Peki sen şimdi evden çıktın diye kaynanan sana kocanı da çocuğunu da göremezsin mi diyor? Evet göstermiyor. Kocan senin ayolu. Diyorum ki gel de dermiştim yine bileşik yedektim. Ben çıkamıyorum evden diyor ablam. Kapıyı kilitliyorlar diyor. Anasından korkuyor. Evet. Annesi niye böyle yapıyor? Kızdı mı sana? Ben düşmancılık neydi? Benim sahibim yok ablam. Canım sahibin olsun olmasın. Bir kocan var neticede. O da bir kayınvalide, o da bir anne. Bak senin de bir evladın var. Hadi kız, kocanı göstermiyor. Çocuğunu niye göstermiyor? Kız evladı yok ablam. Onun için bilmiyor. 3 tane oğlu var. Olur mu ya? Evlat evlattır. Kızı erkeği var mı ya? Bana değil çok mi? Eziyetler yapardı ablam. Beni yavrumdan etti şimdi ya. Ne yapıyordu eziyet? Olmadı kişiler ne yaptırıyordu? Vurması falan var mıydı sana? Yok ama diliyle öldürüyordu insanı. Kocan demiyor muydu? Anne karıma böyle davranma. Diyor. Karşı geliyor. Ediyor. O da diyor ki ben bakıyorum. Ben ediyorum size diyor. Ağzını açıp da. Halbuki ben görüyordum işini. Eşimi tırnağını keserdim. Ederdim. Ben hala eşimi çok seviyorum ablam ya. Eşim de beni seviyor. Yazık. Bir seslen eşine çocuğuna. Derviş ne olur çık gel bebeğim ne olur. Gel bir alışalım etme eyleme ya.
Gel yuvamızı dağıtma lütfen ya. Bebeğimi dağıtın ya. Dervişin yüzünü niye siliyorsunuz onu anlamadım da. Tövbe yarabbim tövbe. Sanki bir şeyden aranıyormuş gibi adamın. Karısı burada be. Bu da yeni moda mı çıktı? Karısı. Hadi çocuğu tamam. Adamı koca adamı ne buzluyorsunuz? Çocuğu buzlarız. Dervişi buzlamaya gerek yok. Aç ya. Derviş de görürsün. Derviş de bilsin kendine çağrıldığını. İnanma ablam dayanamıyorum artık ya. Çocuğumu çok özledim bebeğimi. Elim biberenle bakıp da söylüyorum görsen. Farka gidiyorum, hastaneye gidiyorum. Olgun hocam yanlış bir şey mi söyledim? Kadın kocasına seslenecek adamın yüzü buzlu. Ortada bir şey yok. Hayır neden yüzü buzlu? Çocuğa haklıyız değil mi? Tamam hayır, çocuğu göstermeyiz. Hatta. Yok. Ama adamın yüzünü aç bak. Yüzünü buzlamaya gerek bak, yok. Bak bana mahsus ille böyle veriyorlar bak. İnanın mı daha yazışı yok ya birbirimize eti yok. Yazışıyorsunuz. Evet. Yalan ne yazıyorsunuz? Yerek. Bana anlat. Ne yazıyorsun sen ona? Patron diyor ben seni ölene kadar bırakmam diyor. Ben seni seviyorum diyor. Ben onu seviyorum ablam. Ama evet. Anası istemiyor. Aa olmaz ki ama günah. Esma Hanım. Canım. Kurban olayım bak, sen. Bak orada var ya yalanlara gerçeklere kavuşmak istiyorsanız beni de gelin alın. Uçağına mı geliyorsunuz neyse mi geliyorsunuz alın. Ben orada hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Sen kocası... Gelin alın. Şey böyle konuşuyor. Anlat bize. Bu çocuğu niye koyduğuna kaçtı o zaman? Dur anlat bakalım ne oldu Esma anne bir dinleyelim seni. Annem diyelim. Bak çocuk Erkin'e çocuk hastanesi bağlansın acele. Ben niye dilsem ben 3 aylık çocuğu oraya götürdüm. Orada ben hastanedeyken çocuğu koymuş kaçmış. Kurulan bırakmış gitmiş. Sen de ormaya dedin ki gelin kayıp annesine telefon attık. Annesi dedi ki hayır haberim yok kızımdan dedi. Kocam vardı oraya. Ondan sonra şimdi boşanma bittikten sonra ben çocuğumu istiyorum. Bu zamana kadar neredeydi? Yazışıyoruz diyor biz oğluyla diyor. Hayır, belediyelikte yüzde... Bağlansın sülale, bağlansın, ablası bağlansın. Telefonu ben göstermez miyim? Jandarma bağlansın daha. Telefonu ben gösteririm ablam. Ben, gelin beni alın oraya. Yüzüne çıkarın beni. İşte tamam. Böyle ablam ya, böyle. Ben jandarma, savcılık hepsi biliyor abi, kaçtın. Dert yok, bir şey yok. Kendi kaçtı çocuğu 3 aylık koydu. Ben çocuğu bildiğince kendine bilmedim. Kendi bakmadı dahi. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Bak sen... Seda abla. Dün malın gibi gel beni Allah rızası için buradan avanların yamacına kaç. Ben çocuğu göstermediğim için oraya çıktılar şimdi. 1,5 sene çocuk bir yaşına geldi. 1,5 senedir yoklardı ortada. Ayıplardı anayla kız. Gittim de kaçır. Allah Allah. Beni gel Allah rızası için al yamaçlarına. Beni gel al gidin diyor oraya. Gel al beni Allah rızası için. Hayır ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Kız sen... Gel al kölelik yaptım kölelik ana yapmadı. Annesi onu kafasının dikine hastanede koydu. Getirdin de kafasının saçını kazdım yılın yıkadım yatağa atın. Benim Almanya'dan gelen misafirlerim vardı yatağın içinde. Sakin tek tek. Hayır suçlamaları kabul etmiyorum yalan. Yazmış ona bir şey diyemem. İkisi de engelli. Ona kabul ediyorum. Ben kölelik yaptım. Ananın yapmadığını yaptım ben ona. Gel beni al. Allah'ını seviyorsan, kudretin varsa Seda'yı senin yanına tamam. Çıkar. Dur. Tamam Esma. Alırız tabii. Dur. Bekle bir dakika. Senin yanına çıkar. Bekle bir dakika Esma. Dur konuş. Ablam benim sadece yemek bilmiyordum ben. Diğer işleri bilirdim, ederdim. Niye şimdi ediyor bana ya? Sen 3 aylıkken çocuğu bırakmış kaçmışsın. Ben diyorum ya ablam ben zayıfladım, eridim, çıktım ben ya. Benim kulağımı zarı patlamış, midem güçlenmiş. Doktor diyor ki ne olmuş bu kıza diyor. Annesi diyor sen iyi bakmadın mı kızına diyor ya. Şimdi Esma abla bu çocuklar birbirini seviyormuş. Derviş de karısını seviyor herhalde. Yemin ederim yazışıyor abi. Kendi bana yazıyor ben ona bunları yazıyorum. Bunları peki ayrı durması doğru mu Esma abla ne yapacağız? Kapattık telefonu. Esma. 50 yaşındayım ben 50 yaşında çocuğa bakmıyorum. Mecbur muyum? Sabaha kadar uykusuz kalıyorum. Akşama kadar uykusuz kalıyorum. Burada Beyza Hanım var bağlarsın. Fatma gene bu işler yapmadı. Bu Fatma'nın ilk kaçışı değil evde. 3 defa kaçtı, 4 defa kaçtı. Altınları koydu çantadan kaçtı. Akşam vardım yalvardım. Babalığı bağlarsın. Esma. Babalığı da getirttirin ben. Babalığı var babalığın alın. Esma bir şey söyleyeceğim. Sen de şun cihaza kapı pencere sildiriyormuşsun. Yazık kız bu canı ne ki ya? Allah'ım bana ben bu çocuğu göstermeyeceğim. Kendim idare edin. Ay oraya yaptığı için yalan olduğu için. Al ablacığım. Meslekle gerçek gibi konuşalardı. Anlamadık Esma abla. Annem diyelim annem. Esma'm ne diyorsun kuzum? Bak çocuğum 3. besliği altında. 3.
Zaten başım ağrıyor. Sülale bağlansın, koylu bütün bağlansın. Bebeğimin de damar şey abla. Benden beş yalan ablam yalan. Mustafa ablak derdin. Sülü bir şey sinmedim, eline bardağına aldı. Akşamdan ben içeriye girince altınları çantaya koymuş, çantaları yok, taksiye katılıyor onunla, araba gelmiş. Arabayla gidiyordu, babalığı hemen, anası, babası işi doğurmadı, analığı falan kurdu. Yalan ya, anası, anası. Babalığı var abi, babalığı çok dürüst. Ne, altınları babalığı mı? Çok dürüst, koyun babanın bestesi, türbe bestesi, atsın bağlansın. Dur bir dakika, dur. Aklım bağlandı. Tamam, konuşalım Esma abla. Altınları mı çaldın sen? Altınlar mı dedin Esma abla, ya anlamadım. Ya ablacığım, dört tane bilezik takmıştı. Yok, üç tane. Biri annem taktı, biri bir Işan'da biz taktık. Ona dedim ki, kaçmam, eşeği değilim. Giderken götüreyim dedim. Herkes elime bakıyor, ablam daha taze gelinim. Bakıp duruyorlar ne aldın, ne ettin de. Onu şey diyor şimdi benim başıma. Ha. Altınlar onu zaten alır. Ya kendi bileziği kız sen. Babanla ben oraya çıkar. Gel uçağına alacağım. Neyle alacaksan al. Tamam alacağım. Hep söyle Mahmut. Koşunu halamını arayaydın. Kocasını mı? Hepsi çıksınlar. Kocasını mı gelsin alsın? Bağlansınlar. Torunla evet. Bağlansınlar. Torunla kocayı alsın gitsinler başımdan mı diyorsun? Ben oğlumu bilmeyen bebesini istiyorsa alsın gitsin. Ben mecbur değilim bebesine bakmıyor. Dervişi verir misin? Doğru çocuğu gibi. Esma'cığım dervişi verir misin bana dervişi? Dervişi mi? He, telefonu versene. Hadi ben güzelim. Ben burada edelim, tamam. Hadi güzelim, ver. Ne söyleyecek? Baba ben mecbur değilim onun çocuğuna. Hayır, hiç yalan söyleyemez. Yalanı söyleyen kendileri oyunu anasıyla vurdu kardeşim. Şimdi babalık öldükten sonra şimdi bir çocuğu görmek istiyor. Ben de çocuğu gözetmedim. Bebesini istiyorsa temelli atsın gitsin dedim. Ama günah öyle deme. Yalan. Bak ben bir sütünün içinde oturuyorum. Benim öyle yeni kıyırım. Tık olsunlar. Biz kendimizi seviyorduk. Kendimizi el ele uçup gidiyorduk. Memnun kalıyorduk. Ana plan yaptık. Hiç anlamıyoruz. Hiçbir söylediğin hiçbir şey anlamıyor. Anlaşılmıyor. Rica ediyorum. Sakin tek tek konuş. Oğlun yanında değil mi oğlun? Ben ne yaptım senin oğlanı? Oğlum ben... Alıp baş bir gelmiyorsan... Bakmışsın kocaman ben olur mu? Esma abla dervişi versene dervişi. Derviş. Aynen. Derviş, kocamla konuş. Dervişin ne, sen ne ediyorsun böyle ya? Ne yapıyorsun sen bana şimdi ya? Bilmem bir şey anlıyorum sana. Ya hem seviyorum diye yazıyorsun hem de böyle ediyorsun bakalım bana. Bana oyun mu oynuyorsun derviş? Hey Erviş oğlum, anne bak bak sen gittin. Anne var mı? Anası hep şey diyor. Yok anne var mı? Anne. Ne diyor derviş? Kıvır yapıyor. Özlemiş mi seni? Sorsana. Derviş özledin mi beni? Ya anlama ben sana dedim. Ben yoksan gelmedim. Ne yapayım? Ben kalkıp senin be, annenin babanın elini öpmeye geleceğim değil mi? O kadar yaptıklarını... Ya anama. Ben işim sağa anama. Ben tanımadım mı? Annem bebeği hastaneye götürdü. Annem bebeği hastaneye mi götürdü? Ya götürdü işte kaçtığımda. Heh. O zaman abicim beni bakamıyordum çocuğuma. Elim ayağım bileşik. Benim gücüm tükenmiş ya. 33 kilo düşmüşüm ben. Peki senin annen yardım edemiyor mu sana bebeğe bakmada? Nerede annen? Emine abla? Yardım edeyim ben. Verirlerse ben bebeğime bakarım. Verirlerse bakar mısın? Bakarım. Esma. Vermez ki ama. Esma'cığım. Tamam. Esma'cığım. Annenin ne alıyor? Derviş, anneni ver derviş. Alo. Esma. Diyor ki abi annem diyor çocuğu batırınca diyor o çocuk oldu hastaneye. Annem hastaneye gideceğim kaçtı diyor. Ya konuşmaz diyor abi konuşmaz diyor. Kaçtı benim 15 gün yattım hastaneye çocuk hastanesine bağlansın. Hadi. Çocuk hastanesine bağlansın. Ben orada ben geldi telefon. Esma. Evet çocuğu koydu kaçtı. Bu çaylı çocuğu kaydı koydu kaçtı. Kaçtı. Kendi kilidi kaçtı abi. Esma abla tamam, buraya gelsin. Tamam hiçbir şey anlaşılamadı. Burada telefonla tamam, anlaşamadık. Burada telefonlar var. Fatma'm git şurada Esma biraz dinlensin. Esma abla gelsin yarın konuşuruz tamam. Esma ablayla. Çünkü telefon bağlantısı da bir şey var zannediyorum. Esma'nın söylediği hiçbir şey anlaşılmadı. Evet şimdi izleyeceğiniz VTR'yi çok dikkatle izlemenizi istiyoruz. Çünkü Mustafa bize geldi dedi ki bir günlük eşim beni terk etti. Benim karımı zorla elimden aldılar. Benim karım beni seviyor dedi. İzleyelim. Müzik
erkek eşi evden kaçan Mustafa'nın ailesiyle eşinin ailesi yüzleşiyor. İnternetten tanışarak resmi nikahlı evlendiği eşiyle sadece bir gün geçirebilen Mustafa canlı yayında seslenmişti eşine. Ayşem, bir tanem, seni çok seviyorum. Her günüm zehir zindan. Ve sana aşığım. 80 milyon huzuruna çıkıyorum ve tüm cesaretimle geldim. Eşi Ayşe ve ailesi Mustafa'nın söylediklerinin aksini konuştu. Gönül rızasıyla yaşanmamıştı bu evlilik iddialarına göre. Şöyle beni kaçırdı. Seni kaçırdı ama beraber kaçtık dedim tutuyor bize. Ben sürekli söyledim kaçmayalım diye ama beni dinlemedi. Peki ben söylemedim mi? Annen yaramadı mı? Dedim ki. Sen demedin. Kaçacağınız günü beni hiç aramadın. Hiç aramadın. Mustafa'nın ailesi de zan altında kaldı Ayşe'nin ailesinin ithamlarıyla. Hatta ben sana bir gün önce bile yalvardım, yapmayalım dedim. Dinledin mi? Dinlemedin. Peki ben nikahsı size... dinlediniz mi? Dinlemediniz, yine dinlemediniz. Şimdi nikahsı kim dinlemeyenler? Avukat. Ailesi. Annen baskı yapmış kız oğlum nikah için. Annen baskı mı yapmış? Evet. Ailenin şok iddialarıyla sarsılan Mustafa ve ailesi bugün canlı yayında. Bakalım kim haklı? Evet, Mustafa burada, erkek tarafı burada, annesi dayısı, kız tarafı burada, Ayşe burada, annesi babası burada. Aileler ilk defa bu olaydan sonra karşı karşıya değil mi? Evet, evet. İki taraf da burada şu an. Kamer Hanım, daha önce Dünür'ün Seher Hanım'la tanışmış mıydın? İşte biz Reyyan'ı almaya gittiğimizde tanıştık. Ha, tanıştınız. Aha, o zaman tanıştık. Peki, Seher, sen telefona bağlandın, dedin ki aslında konuşmalar asılsız, Ayşe'nin... gönüllü geldiğini ben evet biliyorum dedin. Hatta oğlum böyle olmaz nikahını kıyalım diyen evet benim dedin. Hı-hı. Doğru mudur? Doğrudur. Peki şimdi böyle karşı karşıyasınız. Niye bu problemi yaşadınız? Bir anlatın, kendiniz konuşun. Vallahi problem yaşayacak hiçbir şeyimiz yoktu. Yani annesi siz acaba kıza baskı mı kurdunuz? Hayır hayır. Manevi bir baskı mı? Kesinlikle baskı yok. Anneciğim demeyince söylemiyordu. Hatta annesi geldiğinde benim dedi ailem var anneciğim dedi. Annesi de senin ailen zaten yok muydu Reyyan diye söyledi. Bir daha tamam anneciğim özür dilerim ikinci ailem bunlar diye söyledi annesine. Hiç kesinlikle baskı diye bir şey yoktu. Çok seviyordu Reyyan bizi. Biz de Reyyan'ı çok seviyorduk. Yani peki, bir gün bir gün. Sen konuşurken bakmıyor sana. Bakamaz ki çünkü çok seviyor bizi. Sizi çok sevdiği için bakamıyor. Çok seviyor. Öyle evet, mi? Çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Ne güzel. Ayşe, ne diyorsun? Vallahi Uğur Bey, ben sadece gülüyorum yani. Sadece gülüyorum. Pes yani diyorum, pes. Pes olmaz. Sen anlat, ne oldu, nasıl oldu, neden pes? Ya ben artık inanamıyorum bu kadar yaptıklarına. Ne mesela yavrum? Ne yaptık yavrum? Sürekli mesaj atıyorlar. İşte olacak, olacak. Ben kaç defa söyledim, istemiyorum. Evlenmeyeceğim, sevmiyorum dedim, dinletemiyorum ki. Allah'ım. Dinlemiyorlar. Dinlemeyeli de biz gelip de getirmedik ki yavrum. Sen kendin çıktın geldin evden. Yalan. Nasıl yarın yalan? Oğlun getirdi beni. Oğlun. Oğlum getirdi. Oğlum Kastamonu'daydı senin bunlara geldiğinde. Kastamonu'daydı. Ben İstanbul'a gelip alan kimdi? Ben mi geldim otobüs İstanbul'a? Otobüs bileti mahkemeye verdim. Gece 11.30'a kadar. Otobüs niye bileti mahkemeye. Mustafa Duman diye bir... Biz gelmedi demiyoruz. Gece 11.30'da indi benim oğlum. Reyyan sabahtan çıktı geldi. Ne sabah? Sizden bir şey söyleyebilir miyim? Beni geldi gece aldı gece 1.30'da geri döndük. Allah'tan şeyden bahsediyordum. Mustafa bir şey söyleyecek. Hadi. Otogarda tamam benim ismim yazıyormuş. Otogarın güvenlik kamerasına baksınlar. Ben lavaboya gittim. Çıktığımda da geldi bak unutmuşum ben. Geldi girdi koluma girdi bak orada. Bir kere düşünün bak. Orada bir düşünün. Kamerayı da bak çıkartırım. Geldi koluma girdi. Çıkartır. Bu çıkartır. Zorla kaçırmak diye bir şey olabilir mi? Tabii. Ya Allah korusun. Tehditle. Bak şantajla. Bir şey yok. Şantaj diye hiçbir şey yok. Sinan Bey verdim şantaj mi diye hiçbir şey yok. Verdin mi? Dostum. Mustafa verdim. Hazreti Pir'den konuş. Allah'tan namazdan konuş. Dedi Reyyan. Başka bir şey konuşma. Hı. Babam gile yeter bu dedi. Siz boştan ne kadar konuşsanız da boş sizin konuşmalarınız. Kızın kendi gönüllü geldi, çok seviyordu. Namazda seccadenin üzerinde fotoğraflarını gönderdi. Biz de kapalı dedik, abdestinde, namazında. Tamam dedik, madem seviyorsunuz birbirinizi.
Kızım çıktı geldi. Oğlum Kastamonu'daki çıktı evden kızım. Kastamonu'dan geldi. 11 saatte, 10.30 saatte indi İstanbul'a. Gece 11.30'da. Bir de yola çıkla tersi gerisine. Çünkü ben gelemem dedi. Bir yer bilmiyorum. Babamlarla gittim her tarafa dedi. Yolumuz otobüse binip bir yere gitmedim. Ben dedi gelemem, sen gel beni al dedi kızım. Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Şimdi bir kız kaçırması mesela bir... Yani kaçırılmış olsa, zorla olsa otobüs şoförüne der, otobüstekileri yine şey eder yani. Bu zorla kaçırılmış bir şey değil, kendisi geldi buna. Bir de Seda Hanım bir şey daha söyleyin. Pazar gün sabahleyin indile bununla. Pazartesi gün nikah kıymaya gittik. Muhtarlık dernekten yani nikahını kıydık. Evet. Annesi evet, sürekli ama o zamana kadar geldi kapının önüne geldi o da kadın telefonu ertesi güne kadar susmadı. Biz elinden bile almadık. Biz de ağladık kadınla beraber. Ondan sonra şeyde bekleyin bizi dedi. Otogarda bekleyin dedi. Hatta annesine laf anlatamadı o için koşuşturdu böyle. Hep yani şeylere, yazıhanecilere. Ben laf anlatamıyorum. Şu kadına dedi. Annesine demedi. Bir laf anlatamıyorum. Annesi mi etkiliyor yani Ayşe? Tabii canım. Peki hatta... Ayşe Mustafa'yı da sizi de ailenizi seviyor diyor. Çok. Öyle mi? Bir çok de Seda abla bir şey soracağım. Bir bakın. Dakika durun. Sinan Bey kızına sordu. Öyle mi dedi? Konuşun kızınızla. Bakın giderken telefonu elinden alıyorlar. Kartını çıkarttırıyorlar. Saatlerce ne olduğunu bulamıyoruz. Bak benim için dilekçem, kayıp oldu dilekçe avukatın elinde. Hala hazırda aktif. Kızım kaçırıldı davası şu anda aktif devam ediyor ve onun cezası gelecek. Biz çıkarttık. Biz saatlerce haber alamıyoruz. Kim bak. Evden çıktığı zaman karakolun kameralarına baktık. Evet. Sen biraz böyle bir otorite bir babasın. Acaba yavrun çekiniyor mu senden? Yok. Hayır babasından çok şımarıkça bir evin bir kızı bu. Kimden çekiniyor? Anneden. Anne. Çünkü babam şeker bir adamdır. Babam çok sever. Ben. Burayı da sizler de çok bana sever asla dedi. Asla kıyamaz. Babam bana kıyamaz. Gelmez. Söylüyor mu kayınvalide şu an hala boşanmadığın için seni babasını kayınvalide. Babasını da annesi zaten susturuyor yani. Adam konuşamıyor ki. Bir de şunu söyleyin. Madem zorla kaçırmışız, annesi gibi beklerken kafeteryada oturduk biz devlet hastanemizin otogarın arasında kafeterya var. Evet. Orada otururken bir yer aradı. Baktım kız arkadaşını aradı. Senin çizdiğin çizgiden gittim kızım ben diyerek. Madem zorla kaçırmışız niye kız arkadaşına? O da ne yaptın dedi. Kaçtım kızım ben dedi. Neredesin dedi. Sevdiğim adamın yanındayım, Kastamonu'dayım dedi. Bir arkadaşı kaçmış. Ondan sonra... Ondan var mı böyle bir arkadaşın yavrum? Var ama ne deseydim? Senin yanınıza kalkıp ona harcayamadın mıydım? Karakolu aradın kızım. Ha. Oradan hep çıkmadı. Hep benim yanındaydınız. Bir kere beni yalnız bıraktınız mı? Karakolu çıkmadı kayıp ilanım. Lavaboya bile benimle geldiniz. Ne ettik? Lavaboya hele gitmek istedim. Gitmedim sizin yüzünüzden. Niye lavaboya bayanla gidilmez zaten ya yana? Yanın sıra gelmiş işte. Daha neyi? Ben anlamadım yani. Ay ben şöyle bir şey seziyorum. Mustafa sende ve annende. Annen telefonu bağlandığında da bunu sezdim. Evet. Bilmiyorum hocamın yanında bir fikir yürüteyim mi? Sonra hocama soracağım. Ayşe bizi istiyor fakat anne özellikle evet, anne korkusundan evet. Bastırıldı, susturuldu. Hatta Seda Hanım bak evlerinin yanında polis karakolu var. Sonra aradığında ilk önce aradığında burada kayıp ilanı yok dediler. Biz buna baskı yapmadık ki kendi kendine orada kafeteryada otururken aradı. Sonra polis karakolunu aradı. Oradaki polis de bulabilirsiniz yani. Onlar da bilirler. Söyledi ki. Bir de sonra Seda Hanım. Kayıp ilanı bizim burada dedi. Hemen kaldırın. Hepsini alın. Alabilirsiniz. Hemen kaldırın kayıp ilanı dedi. Ne? Ben kayıp filan değilim. Ben kendim ayağımla geldim dedi. Savcılığa gittik. Savcılıktan izin aldık. Sözde akmak için geldik. Ondan sonra savcılık bizi o polis karakoluna gönderdi. Oradaki polis dedi ki. Namaz vakti geçiyor dedi. Ama dedi. Ayşe dedi beni aradı kesinlikle benimle konuştu dedi. Babasıyla da konuştu suç işliyorsunuz dedi. Oradaki kayıp ilanını kaldırın diye bana dedi. Ben de kaldırdım dedi ama imza atması gerekiyor dedim dedi. Oradaki en yakın bir karakola bir yere gidin imza atın dedi. Bunlar da götürünce ben orada dedi imzamı atarım dedi. Hüsnü imza atmak için de gidiyorsun düğün de yapılacak dedi. Peki. Öylelik geldi karakola peki. İmzasını peki. Attı. Bir çorba konusu var, bir evet. Fotoğraf konusu var, o çorba içiliyor, bir şey. Şuraya da verin. Mustafa anlat bakayım bunu nedir?
Ekranı. Bu ne çorbası Mustafa bu? Çorba meselesinden bahsetmiştin sen. Şimdi ben... Gel şöyle, gel şöyle. Tamam. Anlat. Şu yukarıda da var fotoğraf, orada anlatabiliriz. Ben locadakileri de sormak istiyorum. Seda abla size tamam. de sormak istiyorum. Tamam. Ve ekran başında olan herkese söylüyorum. Evet. Şimdi burada ne görüyorsunuz siz? Ne o? Bakın masada. Burada ne görüyorsunuz? Kimler var o masada? Aile fotoğrafı. Aile fotoğrafı değil mi? Yani burada bir şey var. Bir bakın bir kere ne görüyorsunuz burada? Kimler var masada? Bazılarının yüzünü kapatmış arkadaşlar. Bak mutluluk bir kere var burada zaten. Mutluluğu bir tarafa geçiyorum. Dayısının evinde değil mi? Kaçırıldığı gün. O akşamı. Yengesi evet, evet, aynı. Yengemdi. Evet, suç delillerden bir tanesi. Ha, suç delillerden bir tanesiymiş. Dur şimdi. Bakın orada bir tane tabak var. Görüyorsunuz değil mi? Çorba gördüm. Tabağı. Evet. Evet. Gördüm. Ben 8 saat sürer diye otobüsle geliyordum. O gün neyleyse 10 saat sürdü. Ben de söyledim ki, yengeciğim dedim, Reyhan'a söyleyin. O belki utanır, yesin yemeğini. Tamam mı? Ben gelince, belki ben geç kalabilirim dedim. Hayır, kesinlikle ben ağzıma sürmem dedi. Ben çorba seven birisi değilim, direkt yemeğe giderim hemen. Hı. Yani ana yemeğe başlarım hemen, çorba hı. içmem ben. Tamam. Akşam olunca. Ve bak oradaki çorba da soğuyor. Ve beni bekliyor. Kapıyı açan da Reyhan. Dayım burada kendisi. Evet. Kapıyı da açan Reyhan. Oturuyoruz, konuşuyoruz, güzel sohbet ediyoruz. Başlıyoruz yemek mi? Ailece bak mesela orada. Ha buradakini bak, burada zaten bu suç değil. Bu suç değil. Bunu kızın yemedi. Bak bu çorbayı dahi içmedi. Ben gelip... Orada dedim. Ne işi var o kızın? Sen bizim akrabamız değilsin. He. Komşumuz değilsin. Biz seni hiç tanımıyoruz bile. Tamam. He. Bu kızın oraya zorla alıp tehditle ve baskıyla götürülmesi, psikolojik şantajla... Bakın tamam. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Mevzu değiştirme. 11'inden sonraya gel. 11'inden sonraya gelin. Bırakın bunları. Kızın hı. psikolojisini siz... 11'ine kadar ben sana nasıl davrandım? Hiç kimse değil. Hiç kötü davrandın mı? Bak hiç kötü davranmadım. Evet. 11'inde ne oldu? Ben her şeyi öğrendim. Beni İstanbul'a babama çağıran eşiniz. Ne oldu? Beni, bak beni İstanbul'a çağıran eşiniz. Ne oldu? Ne zor olacak bir şey yok. Bütün evraklar birikti. Biriksin. Ne demek biriksin? Evraktan biriksin. Benim hiçbir şeyim yok ki. Ben olur mu? Senin gerçek yüzün ortaya çıktı. Seda abla bak benim zamanda aynı gerçek böyle sevdiğim. Bizim aynı hiç böyle... bozulacak hiçbir şeyimiz yok. Gerçek şey yüzümüz. Biz yalan da konuşmuyoruz. Yukarıda Allah var. Sana hakaret ettin mi? Hayır. Meseleyi bilmiyordum ben. Kalktı orada bir evde. Geldi elimi öptü. Bana tatlı ısmarladılar. Buyur eve gidelim. Tamam. Ben evet. O ayın 11'ine kadar ben hiçbir şey yapmadım. Canım. Niye? Ben bilmeden konuşmam. Ben muhasebeciyim. Ben evrakla size konuşmam. Size zaten ben bir şey demiyorum ben ki. Ben bilmeden konuşmam. Ha. Ben bilmeden konuşmam. Ayın 11'inden sonra ne oldu? Niye ben değiştim? Siz değişmediniz. Niye? Eşiniz değişti. Bak bu hareket var ya. Hayır oynama. Bak bu hareketi bak. Ekranlar başındaki psikolog doktorlarına da soruyorum. Bu hareket ne anlama geliyor? Bir kere sorun bakalım. Bu kılıç işareti. Bir çok dakika günah eşin nasıl değişiyor? Eşin nasıl değişiyor? Bu kılıç işareti Uğur Bey. Boş ver. Ne oldu ne dedin 11'inde ne oldu Senan abi? 11'inden ben sonra indi. Ben her şeyi öğrendikten sonra babalar en son duyar. Ondan sonra bu olaylar meydana çıktı. Yoksa 11'ine kadar ben size çok iyi davrandım. Peki ben bir şey sorayım. Sinan Bey. Bu siz diyorsunuz ki çocuğu kızımı baskıyla götürmüş. Ben sonradan öğreniyorum bunu. Tam baskıyla götürmüş diyor. Bunu anlattıkları eski şantajla götürmüş diyorsunuz. Peki 11'inden önce değil mi kızınızın buraya gelmesi? Evet. Tamam. Bana söylenmiyor yalnız. 11'ine kadar bir şey yok. 11'ine kadar anladığım kadar bir şey. Ayrıca ben bu fotoğrafta bir şey dikkatimi çekti. Kızınızın elindeki telefon mu? Hayır. O ben... nedir elinde tuttuğu? Telefon yok. Kağıt, biz arıyoruz, elin, ulaşamıyoruz. Bir şey telefon tutuyor. Yok, hattı çıkaralım. Benim telefonum çocuk, o zaman kapalıydı. Açmama bile izin vermedi. Evet. Peki bir şey soracağım. Açmamada. Yani sorun, bana sorun. Bakın ben size sorayım. Hı. Şimdi burada iki nokta var. Birincisi Ayşe Hanım niye alel acele muhtarlıkla, yani nikahı niye muhtarlıktan kıyıyor? Bir dakika ben iki tarafa da sorayım. Tabii. Bunlar kafa tamam, karıştıran şeyler. Yani netice itibariyle bir insan... Nikah kıymadan önce çeşitli yerlerden araştırmalar yapılır. Yani kan testleri olur. Sizin evet. evlenmeniz uygun mudur, değil midir? Bunu yani belediyelere müracaat ederseniz bunlar olur. Ama muhtarlıkta ne yazık ki bu yoktur. Ya yani benim kafamı karıştıran bu. Çok alel acele bizim de kafamız bir, evet, çok zaten. Alel acele bir nikah var. Bir bu konu ama muhtarların bu konuda yetkisi var mı? Var. Ama o köy
ortamında bu baskı oldu mu olmadı mı ben bunu bilmiyorum. Söz öncelikle buna cevap vermeleri lazım. Neden köy? Niye neden ilçede nikah evet. olmuyor köy? Mi? Onu bir açıklasınlar. Avukat Bey. Açıklayın mı hocam? Avukat Bey bir dakika bekleyin. Sizin söylediğiniz işlemler yapılırken benim burada şimdi size vereceğim telefonları dinleyecekseniz o telefonlarda ben yolda Düzce'deyim. Kızıma telefon ediyoruz. Kızım bak biz geliyoruz. Neyse bu aileyle tanışalım. Tamam mı? Ayşe ne dedi size? Ayşe diyor ki otobüs bulamadık, uçak bulamadık, yan yattı, çamura battı. Ben dedim bunlar uçak nikah kıyıyor. Dedim bunlar bizden habersiz nikah kıyıyor ailece. Ve ben yoldayım bakın ben Bolu Dağı'nda öğreniyorum. Peki, ben Kastamonu'ya giderken Bolu Dağı'nda öğreniyorum. Her şeye rağmen yine sustum 11'ine kadar. Hiçbir şey demedim. Kumpas peki ben size bir şey söyleyeyim. Kumpas siz bundan haberiniz var mı? Neyi? Sizin kızınızı aradığınızda hemen babam geliyor, hemen bir imza atayım, gösterin hangisi size gösterin, hemen atayım ben imzayı falan. Orada kendisi dedi, bak sorun yüzü burada. Ben İstanbul'a gelebilmek için yaptım, evimi artık. İstanbul'a gelebilecek bıktım. Bir şey yok. İstanbul'a gelebilmek bak, sen için mi? Yalan bıktım. Bayılır. Ya dur, ben de işte, daha ne istiyorsunuz ya, ne istiyorsunuz? Seher dur. Hayatımı mahvettin. Seher bir durun. Seher Hanım, söz istiyorum. İkincisi, canımı istiyorsan al artık kurtulayım yeter ya. Al canımı da kurtulayım, onu da istiyorsan al işte. Neden? Bir dakika. Telefonda seni öldürürüm diyorsun. Nüfus kağıdına boşanmış yazarsan seni öldürürüm diyorsun. Bak telefon konuşmaları çıkacak. Bu senin savunmaları çıkacak. Tamam mı? Bir dakika. Hayır, çıkacak. Durur musunuz? Bizim savunmamız değil. Duyduk biz onu. Sustum. Geç otur oraya. Geç otur. Bir durun. Herkes de sussun. Bir susun. Siz sorun. Buyurun. Ayşe. Sinan abi sen de tamam. Dur. Ayşe. Hayatımı bitirdim dedim. Nelerdi? Seda abi artık o kadar çok yoruldum ki dayanamıyorum artık. Ya sürekli baskı, sürekli baskı. İşte seni alacağız, seni evleneceğiz. İstemiyorum diyorum, istemiyorum. Evlenmek de istemiyorum, hayatında da istemiyorum hiçbirini. Ailesini de istemiyorum. Ya çıksınlar gitsinler artık hayatımdan. Huzur yok, mutluluk kalmadı, huzur kalmadı. Gülmeyi unutacağım neredeyse. Geceleri uyumuyor. Dur sen. Tamam. Geceleri abi, uyuyamıyorum. Sen durun. Ayşem kurban olurum. Sen niye dedin? Al canımı da kurtulayım. Ne münasebet olur mu öyle şey? Onu kız koca kız ya. Doğru. Bir bak, durum konuşsun. Bak. Konuş çocuğum. Alacakmış ya zaten canımı. Alsın ben de kurtulayım o da kurtulsun en sonunda. Seni kaçırırken mi böyle söyledi? Kaçırmadan önce de söyledi. Anne babanı öldürürüm diye. Hmm. 11 Ekim'de de söyledi. 11 Ekim'den sonra da seni de öldürürüm. İşte anneyi babamı öldürürüm demedi. Sen böyle bir meyilli, bu işe meyilli gibi bir adam durmuyor. Şiddet uyguladı mı sana çocuğu? Hayır şiddet senin yokluğuna dayanamam dedi. Eğer dur. Dedi şey... Ben dedi. Tehdit algılıyorsunuz ama ben... Tehdit bilen etmedi sizi. Mustafa mı dedi? Etti. Mustafa dedi. Çok seviyorsun çünkü dedi. Ve Seher Hanım bunu ben kendim kulağımla duydum. O gün bak çarşamba günü ben alışverişe çıktığımda Reyyan birazcık rahatsızdı hoparlörü açtı. Bu böyle bir bağırıyor. Ben odaya girdiğimde Reyyan'a avazı çıktığı kadar küfür ediyor ve zorunda kalıyorum. Peki siz neyse bak, yani bunu söylemek oraya. İstemiyorum evet. Yani bunu ben kulağımla duydum yani demedi daha demeyin neler yani. Daha neler var da söylemek istemiyorum. Ben söz polisilerinde var hepsi. Mustafa sen de kızı kendinden soğutmak için her şeyi yapmışım bir oğlum. Şimdi Seda Hanım. Seda Hanım. Bakın, peki şey siz karı koca oldunuz nasıl oldu bir siz bak, soracaktınız. Buyurun. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Bir gün içerisinde bu evlilik nasıl bu kadar hızlı oluyor nasıl bu kadar hızlı doğuyor. Yani bir gün içerisinde evet. Bir evliliğin bu kadar hızlı soğumasının nedeni bu evliliğin gerçek duygularla yapılmadığı izlenimi doğuyor bende. Gerçek karı koca oldunuz mu? Yok. Hayır. Olmadı. Biz öyle bir şey olmaz. Bak ben olmayan makarnadan ne söylüyor? Kalkıp demiş işte ki karı koca olduk demiş. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Bir dakika söyleyeyim. Dur. Kesin karı koca olduk demiş herkese. Kim? Kesinlikle yalan. Benim tanıdıklarıma. O da senin yalanın. Öyle bir şey yok. Öyle yapma. Öyle yanlış yapamayız. Kesinlikle. İşte sakin ol. Burada da bir mim koymak lazım. Neden evlendikten sonra gerçek karı koca olmuyorlar? Eğer bu iş ailelerin rızası yok görüyoruz yani. Ay hanımefendinin evet. Hele kamera hanımın zina rızası yok. Benim de yok. İstemiyorum. Zaten hayır. Nikah kıydığımızda bizi köye götürtmedi kendisi. 12 diye gelmeden nikah kıydık bitti. Şeyden filan kan testlerini filan yaptırdık yani muhtarımızla beraber. Evet. Annesi otogarda bekleyin. Sakın gitmeyin. Reyhan uçağa bin gel. Reyhan otobüse bin gel. Reyhan. Kız telefon elinde.
yazıhanelere koşuyor. Abicim şu kadar bir şöyle olabilir mi? Bak, yok, bir anne, araba yok diye. Bak bir anne kızı istediği kadar telefonda rol de yapsa onun sesinin tonundan anlar. Evet. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var der. Seda Hanım, söz diyorum. Öyle mi oldu acaba diyorum. Kamera öyle mi oldu? Seda Hanım bak bir söz daha isteyeceğim. Pazar günü saat 10'dan sonra biz Reyhan'dan haber alabildik. Pazar günü saat 10'dan sonra. Zaten o zaman sabahtan geldiler kapıdan. Tamam o zamana kadar telefonlar niye kapalıydı? Daha arabayı istop etmeden işte Reyhan ben arasızım anlayın. Ben televizyonlar çok izliyorum dedim. Oradaki ya bak bir dedim. Dakika Seher Hanım. Madem Reyhan gönüllü yine kaçtı. Telefon niye kapalıydı o zaman? Kendi kızına sor. Söktüm dedi. Ama siz kapattır mısınız? Ben yapamadım. Bir de kapattırıyor. O kapattırdı bana. Yok yerimiz belli olmasın. Yok bilmem ne bana. Bize kalktı biz karşılamanı verip Mersin'de izledittirdi. Evet Mersin'de izledi. Tamam Mersin'de yalan söyletirdi. Sizinle konuşurken Mersin'de izledi. Ben yalan konuşamam. Ben onu diyemem. Söyle Mersin'deyiz. Söyle demen anneme diyen de işte... Söyledi. Sizi ağzınızdan kaçırınca şey niye kızdı peki? Niye ağzından kaçırınca kızdı? Kızdı. Niye söylüyorsun dedi yerimizde? Bir dakika dur. Kızdı. O zaman ben size bir şey söyleyeyim. Seda abla ben demek ki yanlış yapmışım tamam mı? Annesiyle babası merak etmiştir. Ara dedim. Demek bu arada ben bir yanlış sen yapmışım. Demedi. Keşke aratmasaydım da. Sen demedi. Abi demedi. Abin zorladı beni. Git annene babanı ara merak ettim derdi diye. Tamam. Dur tek. Evet Mustafa tek tek konuşun. Ben orada demek ki yanlış yapmışım. Annesi babası demek ki meraklansın. Kızı nerede olduğunu bulamasın. Demek ki biz vicdan olmasın bizde. Demek ki vicdan bak vicdanımızla konuşuyorum ben. Vicdanım var ki o annen hastaneye gitmiş bak. Hastanedeymiş o zaman o gün öyle söylediler. Ben bildim ama bak annen falan hastanedir diye. Tamam ara o zaman dedim. Ben anneciğim çok iyiyim rahatım sevdiğim insana kaçtım dedi. E buraya kadar her şey güzel değil mi? Bak kendin de konuş. Ama senin talimatınla arıyor Mustafa. Şimdi burada diyorsun ki ben ara dedim aradı. Hayır burada da bir talimat var yani. Mustafa ara diyor aratıyor. Ben istesem aratmazdım diyorsun. Yani burada kusura bakma ama bir baskının bir baskı gibi duruyor burada yani. Avukat Bey şimdi şöyle bir durum var. Bakın baskı diye bir şey yok. Biz beraber karar verdik. Yani bir insanı zorla kaçıramazsın. Bizim adaletimiz hukuk devleti. Ayrıca bak özellikle kadın hakları diye bir şey var değil mi? Kadınlar ön safta erkeklerden. Bak ben gerçekten dürüstçe konuşuyorum. Ben de ne dedim burada? Bak dua okudum. Bak o duamın hayrını görmeyeyim ki burada. Bak 80 milyon beni dinledi burada. Ben gerçekten ciddi ciddi efendi usulünce kaçtık beraber. Aynı anda bak aynı konuşmayla beraber kaçtık ve ciddi ciddi sevdim. Abi. Mustafa. Benim buna karşı hiç yanlışım yok. Şimdi sen bize geldin dedin ki ben karımı seviyorum. Hı. Benim bir günlük karımı bağrımdan kopardılar. O gece anlaşıldı Seda abla. Ha? Dediler ki ayın 15'inde dedi söz nişan davası. Bırak tarih 15'inde bu oldu 11'inde bu oldu bırak. Karşı karşıya oturuyorsunuz. Ben Ayşe'ye bakıyorum. Ayşe hiç sana sevgiyle bakmıyor. Yani zorla kaçırdın. Ayşe kaçtı. Bunlar benim için hiç önemli değil. Belki de Ayşe kendi geldi. Önemli değil. Ama sen Ayşe'ye o kadar kötü davranmışsın. O kadar yaralamışsın. O kadar incitmişsin ki. Seda Hanım söz istiyorum. Bu kız senin karşında daha benden ne istiyorsun? Neyi mi alacaksın diyebiliyor da gencecik bir kız. E gidince söyleyebilir Seda abla. Nasıl ben seni istemiyorum diyebilir. Nasıl bu kadar incittin be oğlum ya? Da Seda Hanım bir söz beni alabilir İstanbul'a gelmediler diye bunu bana yaptılar. İstanbul'a taşınacakmışım ben. Ya tamam dedim bak Seda abla ne dedim? Bir dakika olsun. Durun kameranın konuşsun. Evet Seda bana. Hanım eğer ben baskıcıysam, ben tehdit ediyorsam, arkadaşlarını aradım. Ben bundan kaçtığını bile bilmiyordum. Arkadaşları bana dedi ki Reyhan dedi bize söyledi dedi tehdit ediyor dedi. Ama dedi korkumdan dedi anneme babama söyleyemiyorum beni tehdit ettiğini dedi. Ne polise söyleyebiliyorum ne kimseye kimseden duymayacağım kimseye söylemeyeceksin demiş. Ya Reyhan arkadaşlarına bile söyleyememiş tehdit ettiğini ya. Mustafa olabilir böyle saplantılı bir aşk mı seninki nedir? Ya birazcık abla, öyle. Seda abla bir takıntılı diyebiliriz. Bak. Birazcık öyle. Arkadaşlarına ayın 15'inde nişanımız var diye herkesi davet etmiş. Bak bunu da bir düşünün şöyle. Bak herkesi davet etmiş arkadaşlarına. Ama kaçtıktan sonra nikah kıyıldıktan sonra. Tamam işte ayın 15'inde biz gelecektik. Bir de emri vaki yaptınız. Emri vaki yaptınız. Ne yaptın sen orada kızını yanılttın sen orada. Hayır ben bir şey yemin yanıltmadım. 11'inden sonra sen yanılttın kızını. Kapat telefonu kapat. Mustafa anneciğim bir gider misin? Anne lütfen gider misin? Bak kızı. Anne git şuradan. Kapat telefonu daha konuşuyor musun onu? Gider misin anneciğim? Bu kelimeyi sen ettin. Ama kızıma çok ben baskı yapıyorsun. Ben tamam dedim bu film sürekli koptu burada. Arıyorsun, sürekli arıyorsun sürekli arıyorsun. Uğur Bey ben burada anladım bu film koptu. Ben üzerine fazla gitmeyeyim. Hı. Ondan sonra başladılar zıttıma basacak şeyler söylediler tamam mı?
Zıttıma zıttıma basacak şeyler söyledim. Ne olursa olsun o sarf ettiğin bir sözler. Bir şey de demedim bak, yine de Allah var bak yukarı, hiçbir şey demedim. Demişsin tamam bak, kıza küfürler etmişsin. Tamam sen onu sallarsan bak, ben de elini çek ayağını şey. Bende de bunlar var bak. Şu önceki şunu hatırlarsın değil mi bunu? Eğer bunlara girersem zaten. Biz kadar rezil olduk zaten. Senin yüzünden olduk zaten. Biz rezillikten korkmuyoruz. Bu iş bitti. Sen ayın 11'inde bittin sen. Ben sana arabaya sen binerken bittin. Sarıldın anneciğim diye. Kızım dedim, annen sen dedim oraya varınca çağırır, ben seni yollayayım. Hiç kanım içim rahat değil dedim. Düğün yapmak üzere yolladık. Beni kimse caydıramaz. Annem dedi ben kesinlikle dönmem. Diyerek gittin bir daha mı bir daha? Ne sen telefonu açtın annen? Hep kapalı, arayan kapalı. İnsan konuşa konuşa anlaşır. Açarsın konu. Biz de adet öyledir. Karşılıklı konuşulur. Biriniz telefonu açmadınız mı? Peki misin? Ömer abi ne oldu abi? Oğlanın dayısı Ömer abi. Öncelikle Mustafa'nın dayısı. Evet. Öncelikle herkese saygıyla selamlıyorum. Evet Ömer abi. Şimdi buyurun. Özellikle cumhurcularımıza hoş geldiniz diyoruz. Evet. Bizim için geldiler, zahmet ettiler. Ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi Seda Hanım, bu çocuklar geçen 2016 Ekim ayından itibaren görüşüyorlarmış. Benim geçen sene kış Aralık ayı gibi haberim oldu bu mevzudan. Mustafa işe girmek için İstanbul'a gelmişti. Bir ay süreyle bende kaldı. O bir ay süre zarfında tabii kameranın haberi olmadığı için Sinan Bey iyiydi, ne sizin de haberiniz yoktu çünkü çocuk gizli gizli konuşuyordu. Çünkü size de söyleyemiyor. El işaretleri konuşuyordu. Hatta benim eşim ve çocuklarımla da görüştü. Ve Mart ayında, ben olayın dışındayım, Mart ayında kamera hanımdan herhalde telefonda istemiş, isteme olay olmuş. Hayır, peki, olmadı. Peki bir devam edeceğiz olmadı. Çünkü önemli bir şeyimiz var. Olmadı. Ömer Bey, Mart bekle. Ayında ben hiç görüşmedim. Evet, Ayşe'yi ve Mustafa'yı taşıyan otobüsü şoförü Özgür telefonla. Özgür merhaba. Özgür. Özgür Bey duyuyor musunuz bizi? Alo. Tekrar bağlayın arkadaşlar. Tekrar bağlayın. Yolda herhalde. Peki. Tekrar bağlayın. Evet. Şimdi Ayşe, seni zorla ne ailen yanında tutabilir ne de bu taraf kızım. Bak avukatımız da duyuyor. Sen reşit bir kız. Bu kararı zaten ben kendim verdim. Seni hiç kimse zorla tutamaz. Sen hangi tarafta olmak istiyorsan orada olmalısın. Öyle değil mi hocam? Doğrudur zaten. Doğru. Ne annen baban ne bu taraf evli olduğun erkek ya da annesi ya da dayısı. Seni o taraf da bizimdir. Yani, özellikle efendim o taraf da bizimdir. Rencide olmalar kırmalarını ben istemem şahsıma söylüyorum. Evet. O taraf da bizimdir. Biz de Özgür. Biz koyun içinde. Efendim. Özgür merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim Seda Hanım. Evet, hayırlı yolculuklar. Şimdi Ayşe ile Mustafa burada. O gün senin arabanla seyahat etmişler. Sen bu çiftte garip hareketler falan gördün mü? Çünkü zorla kaçırılma olayı tartışıyoruz. Şimdi, zorla Eda Hanım, Eda Hanım ben şöyle diyeyim. 32 yıllık otobüs şoförüyüm. Evet. Maşallah. Biz yolcularımızı tek tek aynamızdan ve mavilimizden, protestimizden varıncaya kadar tek tek inceleriz. Eğer oradaki hanımefendi biz çok yani bir kamera kayıtları şu anda bizim otobüsümüzde bizim kamera kayıtlarımız vardı. Biz bunu her sefer başında her gittiğimiz yani İstanbul'da Trip Kastamonu'na vardığımızda biz bunu yazmaya teslim ederiz. Ben şimdi hanımefendinin kayıtlarını çıkarttırıyorum. Tabii. Herhangi bir tedirgin şekilleri yoktu. Hanımefendi gayet doğaldı. Hatta o beyefendinin telefonuyla otobüsün ben mola verdikten sonra sağ tarafına indi telefonla görüşme yaptı. Beyefendi telefonla görüşme yaptı. Ben şimdi iyi olmaz tanımıyorum ama tanımıyorum ama böyle şimdi resimde gördüm ya mola verdik. Tesadüfen biz o yemek molasındayız. Kalkmak üzereyiz. Size bağlanmak için kaldım. Herhangi bir tedirginlik yoktu. Madem hanımefendi o kadar çok şeymiş de bizim mahallemize, hostesimize veyahut da kaptanımıza deseydik kendisini en güvenlik, en yakın yerde güvenlik güçlerine teslim ederdik. Gayet dürüstlü, verilen ikramlarımızı boş çevirmedi, hepsine geri aldı. Herhangi bir tatsızlık olay yoktu. Ben buna şahidim ama kamera kayıtlarını isterseniz yarınki sefere gönderebilirim size. İstiyoruz onları Özgürcüğüm. Ben size yarın nasip olursa ben gece 12 seferine kalkacağım, 12 seferine kalkacağım. Yarın sabah 8 arabasında vereceğim. Sizin elinize bu saatte de gitmeye güzel olur. Allah izin verirsin. Tamam, Allah razı olsun.
Sizden de. Peki. Yani hanımefendi gerçekten orada yalan söylüyor. Ben üzülüyorum, kahroluyorum. Eğer öyle bir şey olsaydı otobüsü olduğu yerde durdururdum. O beyefendiyi aşağı indirdim. Güvenlik güçlerine teslim ederim hanımefendiyi. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Olağan dışı peki, bir şey yok. Sana hayırlı normal işler kardeşim. Peki. Sağ ol. Sağ olun, hayırlı günler. Şimdi Ayşen diyor ki ben kahroluyorum. Hanımefendi böyle söyledikçe diyor. Biz de o zaman dönüyoruz. Diyoruz ki acaba gerçekten annen kamerden mi çekiniyorsun? Yok Seda abla. Benim bir huyum var. Ben her şeyi içime atarım. Ondan sonra da hastalık hastası olurum. Huyumdur yani. Ben öleceğim diyor Seda abla. Ben her şeyi içime atarım. Hani kesinlikle birine anlatamam, açamam. Hani duygularımı belli etmem. İçime atarım, içime kapanık biriyim. Açamam. Reyhan bir şey daha sorayım sana Ayşe. Polis memuru arkadaşını arayarken, o kayıp ilanını kaldırırken sivil polis sizi arkanızda dinledi. Şu polisi de dedim. 2-3 saat veya 4 saat boyunca o polis memuru burada arkanızda oturdu. Sonra benim arkama geçti. Sizi izledi. Sen neşeli neşeli böyle gülerek böyle nasıl neşeli kafeteryada konuşuyordun ki onu telefonda. Polis memuru da böyle baktı. Ben utandım. Kaçmış da şu kız nasıl? Hatta arkadaşın annengil ne dedi? Annemgille barıştık. Yolda geliyorlar. Başka bir şey de olabilir. Ya. Değil. Yani nasıl neşeli konuştun? Şimdi kızım? Yani belki de tamam o zaman Seda baştan abla, baştan varsayalım ki baştan Mustafa evet. İşte benle kaçmazsan şunu yaparım bunu yaparım dedi. O da arkadaşını da aramış bak senin yolundan gidiyorum bilmem ne. Baştan güzel gelmiş olabilir. Acaba sizin içinize girince kızı rahatsız eden bir şeyler mi oldu? Seda bak, Hanım. Bakın bunlar da var. Bir şey var. Ayşe sen, bize anlatmadığın var. Bir şey varsa anlat. Şimdi yok. Söyle. Çünkü eksik bir şey var. Ben anlıyorum çocuğum senden. Ayşe'cim. Dur, eksik bir şey var burada söylenmeyen. Yani belki de bu evlilik devam eder ama seni bir şeyler rahatsız etmiş o evde. Ya da girdiğin ortamlar, girdiğin evde. Bazı şeyler seni yok ben bunu yapamayacağıma getirmiş. Seda abla size soruyorum. İstanbul'da büyümüş biri, Maltepe'de büyümüş biri kalkıp köyde nasıl yaşasın? Nasıl yaşasın? İşte ben bunu öğrenmek istiyorum. O şehre alışmış biri nasıl yaşasın? Sana önce İstanbul'da yaşayacağız dedi değil mi? Evet. Mustafa. Ben de ne yaptım Seda abla biliyor musun? Binlerce köyde yaşayan insan İstanbul'dan kaldım ya. Gelip. Mustafa geldim sen oraya. De biraz kızım biraz hafif kaldırmak bak ben size bir şey söyleyeyim. Pembe bana dedi ki sürekli İstanbul'da işte İstanbul'dan sen ev bak hani oraya yerleşeceğiz falan dedi. Ben de tamam dedim. İnternetten ev bakmaya başladım. Hani nasıl evleneceğiz diye. Ha. Buldum. İşte evler güzeldi. Ondan sonra akşam dedi ki sen bana Kastamonu'da yaşayacağız dedi. Kastamonu'da oturacağız dedi. Yok. Bak şimdi bak onu da anladı vereyim ben Seda abla. Sabah Mustafa. Ayrı konuşuyor, akşam ayrı konuştu bana. Bak burada bir tamam o konu ama ben de alayım. Yılların sana. Tecrübesi tamam. Ve bir kadın psikolojisiyle konuşuyorum. Tamam. Bu kız baştan tamam gelmiş. Ama sen de pembe yalanlar söylemişsin. Kız da sizin içinize girince bazı şeylerden rahatsız olmuş bu kız. Peki ben kesinlikle. Size bir şey söyleyeyim dedim. Bakın Seda abla. Rahatsız olmuş. Dinliyor musunuz? Ben bir sus. Yani bazı şeyler var ki dile getiremiyoruz biz de. Bak kadar. Annesi orada şahit. Ben dedim ki. Annesi... Yani mesela daha şöyle söyleyebilirim. Modern bir kız. Anladın mı? Farklı bir kız. İşte modern. Farklı kültür yapısında bir kız. Mustafa sen peki, de kıza ben şey sana bunları sunarım demişsin. Seda abla. Evet. Sonra da kızı başka bir Seda şekilde sokmuşsun. Seda abla ben size bir şey söyleyeceğim dedim. Bakın. Ben kadroda işte açıklandı ama bize tuttu mu tutmadı mı bilmiyoruz. Hala daha kimse bilmiyor. Başka bir şey anlatma bize. Konuyu anlat. Evet olayı anlatacağım. Konuyla ilgisi yok. Annesi şahit olsun. Diğer odaya çağırdım. Baş başa seninle bir konuşalım dedim. Annesine bak yüzü var orada ama söylesin. Ama sen kızı İstanbul'da ben yaşatacağım. Ben dedim ki hayatım dedim. Bak diyeceğim ona da geldim. Götürdüm bu kız orada olmaz. Tamam ben de ona da diyeceğim. Ben dedim Reyhan da olsun ben de olayım. Hayat dedim toz pembe koyarız dedim. Gideriz dedim İstanbul'a taşınırız. İş yok tabi İstanbul'a şu anda. Ben iş için belediyeye başvurdum. Yani iş için. Şimdi bak bizim görevimiz ha. Aile kurumunu kurtarmak. Evet. Ama baskı altındayım diyorsa ben buna katılmıyorum. Dinlemek durumundayız. Tabii ki sizi. Dinleyebilirsin. Ben ona değil saygılı. Mi sevgili hocam? Doğrudur. İlk görevimiz aile kurumunu kurtarmak. Sizlerin evet. Hepinizi zaten. Barıştırmak. Senin verdiğin sözleri yerine getirebileceğini temin etmen. Bunun teminatını göstermen. Şimdi severek... Ayşe Hanım dedi ki bir dakika. Ayşe Hanım dedi ki ben İstanbul'da ev baktım dedi. Yani evet. Sanki İstanbul'da olsaydı bu iş o hiç bu raddeye gelmeyecek. Bir şey söyleyeceğim. Ben anladım. Birçok şey
yanlış aktarılmış kıza. O birçok şey eğer doğru yerine getirseydin ben biraz önce ne dedim? O evlilik devam eder. Peki Reyyan Seda, 10 binden sonra değişti. Ağzıyla kuş tutsa bile ben artık ona ne güvenirim ne de hayatımı teslim ederim. Ağzıyla kuş tutsa bile artık bana yaranamaz. Çünkü geç kaldı. Bitti. Geç kaldı. Geç kaldı. Ben de söyledim bak ne dedim biliyor musunuz? Devam edemedim ben orada. Geç kaldı. Birinci ay dedim takıları dedim bozarız. Ev kirası veririz. Üçüncü, dördüncü ay dedim takılan paralardan dedim veririz. Her şeyi yaparız. Beşinci ay para olmayınca tabii ne yapacağım orada? Annemden isteriz mesela isteriz dedim. Ondan sonra kimden isteyeceksiniz? Bir kere verir, iki kere verir. Hadi işine baktır adam mesela değil mi? Ben de belediyeye başvurdum diyorum. Onaylansın ben seni zaten götürürüm diyorum. İş yok, kuş yok. Ben sana İstanbul'da nasıl bakabilirim? Ben sana bunlara da konuştum. Ne kadar durarız aşkım? Ne kadar durarız köyde baştan hayatım? Sen bunları söyledin. İşte baştan, sizsiz olun, baştan her şeyin doğrusunu anlatın. Her şeyin doğrusu Seda Hanım. Ya Seda Hanım bir şey daha söz almak istiyorum. Hepsi. Tamam madem bu kadar çok istiyordunuz, nikah niye acele ettiniz? Biz bir kere bir tanışsaydık niye benim yüzümden olsun? Korktu. Niye korksun? Çarşıma'daki gibi. Annem sevmiyor bunları dedi. Babam dedi ya, çok sevmiyor dedi. Sevmiyorum da ben kızımı niye köye vereyim? Kızım İstanbul'da büyümüş yetmiş bir ben kız. Ben yapamam Seda abla öyle yerlerde ya. Eşinizde ya, ben alışmışım çarşı nikah için koya. Nikah niye akil ettiniz nikah? Gezmeye dolaşmaya yapamam alışmışım deme, ben. Çok sevdim diyordum. Canım sıkıldıkça ailem nasıl aileniyorum ben alışmışım ben böyle. Ben anladım ben çözdüm işi. Ben çok sevdim bunları. Seda Hanım çelişkili konuşuyorlar. Çay Cuma'yı bir anlatın bakalım. Çay Cuma'yı mı? Çay Cuma'yı mı? Sen de bir durdurun. Orayı katma. Ayşe şimdi baştaki konuşmalarınızda ya da senin hayalindeki evlilik nasıldı çocuğum? Normal. Herkes gibi böyle mutlu bir evlilik. Eşim iyi biri olsun. Kötülüğü olmasın. Hani İstanbul'da böyle oturalım. Ben anneme gideyim geleyim. Annem bana gitsin gelsin. Çünkü sen İstanbul'da. Her kızın hakkı değil mi bu annesiyle gidip gezmesi, tozması, görüşmesi filan? Tabii ki canım. Ben duramam annemle. Bunu konuştunuz mu? Ben hayatta duramam. Mustafa ben sana şimdi kaçıyorum ama bu işler ne zaman düzelecek? Kesinlikle. Ne zaman İstanbul'da oturacağız filan konuştunuz mu? Sorsana Seda. Kesinlikle. Kesinlikle. O bileklik duruyor muymuş? Üstünde, üzerinde Mustafa yazan bileklik duruyor muymuş? Tek tek konuşun. Nerede istersen orada otururuz dedi. Sonra da döndü. Ben köyde de yaşarım. Ben bunları çok seviyorum. Ben hiçbir yere gitmem Mustafa dedin. Ben köyde yaşarız demedim. Düğün borcunu bitiresiye Kastamonu'dan ev kiralarız. Ben seni Kastamonu'ya götürürüm dedim. Biz köyde zaten aynı şehir gibiyiz. Biz ekip biçmiyoruz ki. Akşama da otur yat ye iç. Hay köy diye sakın küçümsemeyin öyle yok, bir şey demedik. Yok ekmiyoruz yani. Sakın ha sakın yani öyle kimse de. Annesi dedi ki ben annemi dedi dizimin dibinden ölesiye ayırmadım ben kızımı da dizimin dibinden ayırman dedi. Kız şehir kızı ben de şehir kızıyım. Normalde iki gönül bir olunca samanlık seyran olur ama evet. bu iki gönül belli ki bir olamamış yani. Çiftçilik biz... yapan İstanbul esas yer. Yerli İstanbul'dan gelen kaç tane... Ah be Seher'im, herkes yapamaz ama bunu. Biz kız, yapmıyoruz ki, biz ekmiyoruz. Ben alışmıyorum. Ben köye gittiğim zaman bile babamların köyüne gidiyoruz mesela. Değil mi işte? Oturuyorum ben sadece, hiçbir şey yapmıyorum ki. Kastamonu merkezden de ev kiralayacaktım. Kendi yüzü de burada. Tamam dedim, oradan bari kiralayalım. Ben şey ama onu da kabul etmedin tamam, sen. Onu da kabul etmedin. Kim? Ben kabul ettim. Kabul etmedin. Sonra kabul etmedin. Ben sizi geliyor diye... Ne gerek var dedin? Koskoca evi diktim ben oraya. Sizi geliyor diye evin içini güzelce temizledim, yaptım. Yani ben duramıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu iş kurtulamaz mı ya? İstemiyorum Seda abla ben boşanmak istiyorum artık. Bitti benim için. İstanbul'da benim için ev bulalım. İstanbul'da oturun. İstemiyorum. Asla. İş bulsun, bitti. Ev bulsun. Bitti. Benim için bitti. Hiç kim... ama, asla bir daha bir araya gelmem. Ama şimdi bir günlük bitti. Evlilikte nasıl bu kadar karar verebildin? Bir gün evli bitti. Kalmışsın. Benim geleceğime engel oldu Uğur abi. Ya okutmuyor bile. Okumama izin vermedi. Hiç yalan konuşma. Ben kendisi dahi kayıt oldu okumaya. Ben açık liseden okuyorum. Ders çalışmama bile izin vermedi. Telefonları kapatıyorsun. Sınav günü bir izin vermedi. Kızdı. Okuduğun yere kadar okuduruz dedi. Sen de gel beraber program yapalım. Onu bir kere yalan konuşma. Kendisi dahi kayıt oldu. Sınav günüm gelecek. Ders çalışacağım. Onun yüzünden ders çalışamadım. Sınavlarda kaldım hep. Üniversite okula... okumak istiyorum. Okutmuyor. Niye yapıyorsun? Ne işim var okula diyor. Benim geleceğime engel oluyor. Sen zaten fotoğrafları gösterdin mi? Baştan anladın mı? Sus konuşamadığın şeyler okula var. Okula beni de yazdırtır Seda abla. Ben de girdim. Onunla beraber ben de okuyordum. Yalan. Bana bir soru sordu tamam mı? 100 soruda... Bak üniversite sorularında hiç çalışmadığım halde bana 100 tane soru sorsun. 98'ini bilirim. Mustafa bu sen bak, kıskançlıktan kızı boğmuşsun. Sus. Ablan olarak söylüyorum. Seda abla nikahtan sonra eve geldim. Nikah kıyıldı. Kaçtık tamam. Evet. Eve geldik. Ben eve geldim oturuyorum. Kız arkadaşlarıma bile telefonda konuşturmadı beni. O telefon meşgul olmayacak. Sen erkeklerle mi konuşuyorsun? O numaraları ver hepsini kontrol edeceğim.
Peki kiminle geldin nikahtan sonra kızım? Annelerle babanlarla beraber gelmedik mi? Ben nikahtan sonra annelerle beraber geldim. Ben İstanbul'da diyorum. Bu İstanbul'da beni çok sıktı. Seher, bu kız seni sevmiş, o ayrı. Çok sevdik biz. Mustafa'ya sorun var onun. Onu da çok sevdi Seda Hanım. Oğlum biraz boğmuş. Tişörtünü kızı verebilir misin? Anneciğim bana diyor, çantasına koydu. Yeter ki Mustafa'dan bir parça olsun diye geldi. Hiç öyle bir şey demedim. Buraya gelince bir daha telefonu annesi kapattırdı. Hiçbir şey. Nikahta bile benim üstüme hiç şey almadılar. Bir insan bir elbise alır, bir eşarp yaptırır, bir kuaföre götürür, bir yüzük alır. Ne hiçbir şey yok. Hakikaten kutu. Öyle derler ya halk dilinde. Ben seni kuyumcuya girelim dedim. Ayakkabı alalım, elbise alalım dedim. Annem telefondaydı, sen gözyaşlarıyla annem sıktı beni, boğdu diyerek. Niye nikahtan önce bana bir elbise almadın, bir kuaföre götürmedin, bir makyajım yapılmadı? Bir an evvel nikah yapalım dedim. Ben nikah yapıldığından bile haberim yoktu ki. Annem gelmeden, ben oraya gitmeden nikahımızı kıyalım, boş verin. Ben seni hatta peki, Ayşe'nin bir arkadaşı telefonda, bekleyelim bakalım ne diyecek. Alo. Alo. Merhaba yavrum, hoş geldin. Merhaba, ben Ayşe'nin bir arkadaşıyım. Evet çocuğum, konuş. Bir tane açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle Ayşe sararak kaçtı ve aile, Ayşe'nin ailesinden bahsediyorum. Oldukça baskıcı bir aile. Ayşe'yi korkutuyorlar ve Ayşe korktuğu için böyle davranıyor. Allah Allah. Ayşe'yi aylarca kaçırdılar. Mustafa'dan kaçırdılar. Evet. Ben kesinlikle babam çok sert bir karakter. Korkmadım. Ama daha sert olan anne. Anne de çok baskıcı. Ve bu olayda gizli bir karakter var. Bir dinler misin? Gizli karakter de Ayşe'nin teyzesi. Bir dinler misin diyorum. Ben Mustafa'yı da tanımam, annesini de tanımam. Ben Ayşe'yi ve ailesini tanırım. Bu insanların televizyonda bu halini gördüm ve ismini vermek istemeyen seyirci olarak bağlandım. Ben tanımıyorum. İsmini verebilir mi? Ayşe diyor ki tanımıyorum diyor. Soyadını söyleme, ismini söyle. İsmimi söyleyemem. Tamam, çünkü ailesi de, ailesi de Ayşe'yle de sizinle karşı karşıya. Ayşe'nin ailesi çok tehlikeli. Kim? İsmini söyle. Ben seni tanımıyorum. Ben seni tanımıyorum. Karşıya söyle. Ben seni tanımıyorum. İsmini söyler misin bana? Bu söylediklerim yalan mı peki Ayşe? Sen aylarca kaçırmadılar mı? Nereden arkadaş oluyorsun bu kızın? Sen aylarca kaçtın ama Mustafa seni bir şekilde bulmadı mı? Sen Mustafa'yı bir şekilde haberler göndermedin mi artık? Ya bir dakika bir dakika, nerede oturuyormuş bu kız? Ben seni bilmiyorum, tanımıyorum. Sen benim hakkımda nasıl yalancı şahitlik yapabilirsin ya? Tanımıyorsun, bilmiyorsun beni. Nerede oturuyormuş? Ayşe, sana şunu sormak istiyorum. Senin evinin karşısı karakol. Mustafa seni zorla kaçırmak istese cama çıkıp imdat diyemez miydi? Bir dakika, kız kim? Kız kim? Mustafa evinin karşısı karakol. Kale gibi bir evde oturuyordu. Mustafa seni nasıl kaçırdı? Bunları açıklar mısın? Tanımıyorum Seda abla. Benim ailede hiçbir arkadaşım yok. Sizin karakolu biliyor ama bak evin. Bilebilir, herkes biliyor ama ben tanımıyorum. Tamam. Yalan mahalleden arkadaşlar, yalan şahit, ben tanımıyorum. İsmini biliyor olmam. Paniğe gerek yok. Seda Hanım, Uğur Bey, Ayşe'nin üzerinde çok büyük bir psikolojik baskı var ailesi tarafından. Kız korktuğu için böyle davranıyor. Aile şiddet gösteriyor mu bilmiyorum. Fiziki bir şiddet var mı bilmiyorum ama psikolojik bir şiddet çok yüksek. Doğru konuş. Seda Hanım, nerede oturuyormuş bu kız? Ya ne kadar baskı olursa olsun, nikahlanmış artık bu kızın başından bir nikah geçti. Yalan şahitlik yapma. Ya Allah, ben seni tanımıyorum, bilmiyorum. Ayşe, biz seni öyle çok seviyoruz kızım, gel. Ben seni rahat ettireceğim, sen yaşayacaksın bak benim yanımda. Bitti bu iş, anladınız mı? Bitti. Tamam mı? Ya anneden görmedim bu. Seda abla, benim ailemde telefondaki arkadaşım yok. Telefondaki duruyor mu, bir şey soracağım. Evet, dinliyorum Seda Hanım. Yavrum, kim olduğunu söylemiyorsun da. Nerede oturuyorsun, söyler misin? Ben Ayşe'nin muhitine yakın bir muhitte oturuyorum ve Ayşe'yi tanırım. Ayşe'nin eski oturduğu evinden tanırım ben onu. Neresiydi nerede? Eski oturduğu ev, neredeydi? Maltepe sahil tarafında bir evde oturuyordu. Ben tanımıyorum Seda abla. Oturdunuz mu Maltepe? Oturduk ama ben o kişiyi bilmiyorum. Hayır, diyor ki zaten. Hiç arkadaşı yok ki orada. Ben arkadaşlarına geliyorum. Mustafa, sana bir soru sormak istiyorum. Sen Ayşe'nin bu kadar yalan söylediğini görüyorsun. Ailenin gerçek yüzünü biliyorsun. Neden ailenin gerçek yüzünü söylemiyorsun? Ayşe'nin bu yalanlarına neden susuyorsun? Onu inandırıyla desene. Ben içim atıyorum. Her zaman içim atıyorum Seda abla. Ben içim atıyorum. İyi niyetle. Sen biraz önce dedin ki bu dosyadakini söylersem sen dedin hiç konuşamazsın. Sinan Bey'e dedin. Ne var o dosyada?
Söyle söyle. Söyle bak söyle. Gerçekten söylemek istedim. Oğlum sen söyleme, söyle. Bayağı kıza karına resmi nikahını. Bak ben seviyorum bak seviyorum. Seda ama gerçekten ben istemiyorum artık. Benim için bitti. Öldü o. Ha, tamam bitti. İstemiyorsa ben söyleyebilirim. Ben yüzünde bir Fatiha okudum bitti. Bitti artık benim için. Ben kalbimden sözü baktım. İstemiyorsa da söyleyebilirim. Ha, ben istemiyorsa bak tehditmek değil. Söyledi sana kaç defa. Ben istemiyorum. Ben sana kaç defa söyledim şimdi, seni istemiyorum diye. Balıkesir'de devrim mülkleri var bunların. Devamlı gidiyorlar. Anlatayım mı onu? Anlatsın, anlatsın hani reyi. Kızıma anlatsın, güvenmiyor, biliyorum ben kızımı olayı. Etmiyor. Tamam ailem mı? Biliyor, babam da tamam, biliyor. Bak, anlat. Ne anlamadım bir durun tek tek. Ha. Kızıma güvenmiyor, kızımı etmiyor diye annesi burada bas bas bağırdı değil mi? Peki kendisine sorar mısınız? Bir tane çocuk geldi orada çalışan garson. Garson değil, garsonla ilgilenmiş. Ben bir konuşmam bitsin, siz konuşun. Ben sizi dinliyorum saygıyla. Tamam biz de dinliyoruz. Ne ha. Garson değil. Değil değil. Garson bak, güvenlik. Onu da devredelim. Bir dakika durun. Tamam güvenlik. Garson geldi. Güvenliğinden bilmiyorum. Gelmiş önünde numarayı atmış. Bu da tuttum çöpe attım demiş. Daha sonrasında garsonu tekrar geri aramış bu. Ondan sonra ben seninle tanışmak istiyorum demiş. Ben şunu da söyleyeyim. Bak dün akşam o çocukla konuştum. İsmini vermek istemiyorum. Çocuğa dedim. Abi dedi ismini verme dedi. Dün akşam ben o çocukla da konuştum. Bak böyle böyle durumlar var mı dedim. Var abi dedi. Ben dedi benim bir suçum yok. Peki lütfen bir yere ayrılmayın. Ayşe'nin arkadaşı olduğunu iddia ki işte telefondan ayrılmasın. Reklamlardan sonra buradayız. Bakalım o ne önemli şey. Yayında kocam çocuğumu Kıbrıs'a kaçırdı dedi. Ben bir aydır oğlumu göremiyorum. Nerede? Kıbrıs'ta babasının yanında. Seda ve Uğur ekibi soluğu Kıbrıs'ta aldı. Büyük buluşma. Aşkım. Anne.